Dinamolar ve elektrik motorları ile ilgili aşağıdaki tablo doldurulmuştur. Buna göre hangileri doğrudur? Dinamo arkadaşlar eskiden bisiklette kullanılan bisiklet tekeri döndükçe bir hareket enerjisini dinamoya verir ve bu da bir elektrik üretirdi. Dolayısıyla bu hareket enerjisini elektrik enerjisine çevirmekte. O yüzden birinci cümlemiz yanlış olacak. Tabii ki bu dinamometre hareketi elektrik enerjisine çevirirken içindeki mıknatıslar ve bobinden faydalanıyor. Dolayısıyla burada bir manyetik akı değişimi sonucunda bir elektrik enerjisi üretilmiş oluyor. O yüzden ikinci cümlemiz doğru olacak. Elektrik motoru da elektrik enerjisini mekanik enerjiye çeviren sistemlerdir. Mesela işte saç kurutma makinesinin fanı buna bir örnektir. Çamaşır makinesinin dönen kısmı buna bir örnektir. O yüzden rüzgar enerji santrallerinde biz burada elektrik üretiyoruz. Amacımız mekanik enerji üretmek değil. O yüzden de yalnız iki olacak. B manyetik alanındaki üzerinde lamba bulunan iletken çerçeve şekildeki gibidir. İletken tel çerçevedeki akı değişimi zamana bağlı grafiği şekildeki gibidir. Buna göre hangileri doğrudur? Sıfır tez zaman aralığında çerçevede oluşan indüksiyon EMK sabittir diyor. Arkadaşlar bu bir akı zaman grafiği. Biz akı zaman grafiğinin eğimine bakmalıyız ki indüksiyon EMK'sı hakkında bir yorumumuz olsun. Bunu da şöyle buluyoruz. İndüksiyon EMK'sı eksi delta phi bölü t idi. O yüzden biz bunu aslında eksi eğimli bulacağız. O da şöyledir. Nasıl ki hani konum zaman grafiğinden hız zaman grafiğine geçerken biz eğime bakıyorduk. Burada aynı şekilde yapacağız. Bu grafiğin eğimi yani tanjant alfasına bakarsak birinci aralıktaki epsilon değerimiz şöyle olur. Buradaki akı değişimi sıfırdan fi'ye çıkmış. Yani fi bölü t olarak yazabiliriz. Veya tanjanttan da giderek fi bölü t olarak yazabiliriz. Ve ben bunun değerini epsilon kadar demek istiyorum. Normalde bu sahiplik doğruların grafiklerin eğimli işareti pozitiftir ama başında bunun eksi olduğu için formülden gelen. Bunu diğer tarafta yani negatif tarafta şöyle epsilon olarak yazmalıyız. Şu şekilde ifade ettik. T2 tez zaman aralarında eğim burada sıfır olduğu için gene indüksiyon EMK'sının zamana bağlı değişim grafiğini yazarken orayı sıfır diyeceğiz. Zamanları da gösterelim. T ve 2T oldu burası. Devam edersek bu kısımdaki tanjantımız phi bölü 2T olacak. Bu da bize indüksiyon EMK'sını verir. Bunun değerini de biz epsilon bölü 2 diyelim. Bu normalde sola yatık yani hani aşağıda olması gerekirken eğimin başında eksi olduğu için bunu pozitif kısma doğru şöyle çizmeliyiz. Burası da epsilon bölü 2 olarak çıkar. Peki bu durumda birinci önermemiz doğru oldu. Yani 0T zaman aralığında indüksiyon EMK'sı sabit oldu. T2T zaman aralığında indüksiyon EMK'sı oluşmaz diyor çünkü orası sıfırdır. 0T zaman aralığında 2T 3T'ye göre lambanın daha parlak olduğunu söylüyor. Çünkü buradaki indüksiyon EMK'sı yani gerilimdir aynı zamanda bu. Daha fazla olduğu için lamba daha parlak yanacaktır. O yüzden bu önermeyi de doğru diyebiliriz. Arkadaşlar soruda B manyetik alanında 0T süre boyunca hareket eden XYZ çerçevelerinden bahsetmiş ve T anında çerçeveler ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiş. Hangilerinde 0T zaman aralığında indüksiyon EMK'sı oluşur diye sormakta. İndüksiyon EMK'sının oluşabilmesi için manyetik akıda bir değişim olması gerekiyordu. Bu durumda buradaki X çerçevesine bakarsak şu manyetik alanda kalan kısım burası ise eğer burası ne olacak? Bu alan biraz daha artacak ve manyetik akıda bir değişim olduğu için indüksiyon EMK'sı oluşur. Y çerçevesi manyetik alandan tamamen çıkmıyormuş. Yani belli bir süre sonra Y çerçevesi şöyle bir konuma geleceğini düşünürsek içinde kalan manyetik alanı azaldığı için yine manyetik akıda bir değişim olur. Çünkü manyetik akı phi eşittir B çarpı A'ydı. Buradaki alan azalıyorsa manyetik akısı azalır ve indüksiyon EMK'sı oluşur deriz. Z çerçevesi manyetik alandan tamamen çıkmıyormuş ki bunun manyetik alandan kalan kısmı burasıdır. Yani alanda bir değişim olmadığı için şu manyetik akı değişimi burada sıfır olur. Dolayısıyla burada herhangi bir şekilde indüksiyon EMK'sı oluşmaz. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Düzgün manyetik alan içerisindeki nötr iletken çubuğu hareket ettirdiğinde çubuğun uçları arasında potansiyel fark oluşuyor. Buna göre ortamın manyetik alanı ve çubuğun hareket yönü hangileri gibi olamaz? Arkadaşlar burada bir sağ el kuralı yaparsak sağ elimizin dört parmağın manyetik alanı gösterecek. İlk şekilde buna başlayabiliriz. İçeriye doğru dört parmağımız manyetik alanı gösterdi. Baş parmak hızı gösterdiği zaman avuç içinin gösterdiği yön artı yüklerin hareket yönüdür ve o kısım artı yüklenirken diğer kısım bu da elektronları etki eden kuvveti gösterir. Elektronlar aşağı doğru inerek bu çubuğun alt ucunda eksiyle kutuplar. Ve bunun bağıntısı da şöyleydi. Epsilon eşittir B çarpı V çarpı L bağıntısını buluyorduk. Şimdi bizim istediğimiz de budur. Yani uç kısımlarda artı ve eksi yükler toplanıyorsa burada potansiyel fark oluştuğunu söylüyoruz. Ama
Örneğin çubun yan kısımlarında işte bu kısımlarda veya altında üstünde gibi şeyler olduğu zaman burada biz potansiyel farktan bahsedemiyoruz. Çünkü o zaman çubun kalınlığı işin içine girmiş oluyor ve çubun kalınlığı biz ihmal ediyoruz arkadaşlar. Peki ikinci önermeye bakarsak birinci önermede oluştu. İkinci önermeye bakarsak buradaki hız ve manyetik alan birbirine paralelse arkadaşlar burası BVL çarpı sin sıfırdan sıfır değerini alır. Buradaki manyetik alan ve hız paralelse veya aynı doğrultuda ise zıt yönlü olduğu durumda da bu geçerlidir. Burada oluşmaz. Üçüncü sisteme bakarsak burada sağ el kuralı yaptığımız zaman dört parmak yukarıya doğru manyetik alanın baş parmak sağa doğru hızı gösterdiği zaman avuç içini gösterdiği yön şu çubun üst kısmı oluyor. Üst kısmı artı alt kısmı da eksi oluyor. Ancak bu dediğim gibi artı ve eksi arasında bir hani uzaklık, bir potansiyel fark oluşması için burada biz bir kere bu hız yönünde değil ve buradaki bavuldaki L'yi biz kullanamıyoruz. Çünkü bu artı ve eksi arasındaki şu kısmı ifade eder formülümüzdeki L. Ancak biz çubuğun kalınlığını almadığımız için yani şöyle çubuk düşünün. Şurası artı ile yüklenmiş, burası eksi ile yüklenmiş. Şimdi bavuldaki L o zaman şu artı eksi arası uzaklık burası olmuş oluyor. Ve biz burada çubuğun kalınlığını bu tip sorularda ihmal ettiğimiz için burada indüksiyon MK'sı oluşmaz diyeceğiz. Önemli olan neymiş? Şu çubuğun uç kısımlarında hani artı ve eksi yükler oluşuyorsa ve L uzunluğunu biz bu durumda kullanıp bir potansiyel fark oluşuyor ve işte epsilon eşittir bavuldan da bunu bulabiliyoruz. Dolayısıyla burada üçüncü kısımda da oluşmaz demeliyiz. Sayfa düzlemindeki akım geçiren düz tel ve O merkezi iletken çerçeve şekli gibidir. Çerçevede indüksiyon akımı oluşturulmak isteniyor. Buna göre çerçeve 1, 2 ve 3 yönlerinden hangilerine hareket ettirilebilir? Arkadaşlar indüksiyon akımının oluşması için indüksiyon MK'sı oluşması gerekiyor. Bu da nasıl olacak? Eğer bir çerçeve üzerinde akı değişimi varsa oluşur. Bunun bağıntısı delta phi bölü t idi. Peki akı bağıntısı neydi? B çarpı A'ydı. Dolayısıyla bu çerçeve üzerinde biz bir akı değişimi yaratabiliyorsak, örneğin manyetik alanı veya bunun yüzey alanını değiştirebiliyorsak indüksiyon MK'sı oluşur. Peki bu çerçeve üzerindeki manyetik alan nereden kaynaklanır? Buradaki telden kaynaklanır. Buradaki telimiz sağ el kuralına göre baş parmak akımı göstermek durumundayken dört parmak ne olur burada? İç kısma doğru bir manyetik alan oluşturduğunu bize gösterir. Peki telin manyetik alan formu neydi? Burası da 2K I bölü D bağıntısı bunu buluyoruz. Şimdi iki yönünde hareket ettirirsek eğer buradaki D değişmeyeceği için yani D dediğimiz şu telin buraya halka olan uzaklığı değişmeyeceği için manyetik alanda dolayısıyla manyetik akıda bir değişim olmaz. Bu durumda biz indüksiyon MK'sı oluşmayacağını söyleyebiliriz. Ancak bir yönde hareket ettirirsek şu telin uzunluğuna biz d dediğimiz zaman buradaki d uzaklığını biz arttırmış oluyoruz. Dolayısıyla buradaki manyetik alan azalacağı için manyetik akıda bir değişim olacak. O yüzden bir yönde hareket ettiği durumda indüksiyon akımı oluşur. Üç yönü de bu durumun tersidir. Bu sefer halka tele doğru yaklaşacağı için buradaki d azalır. Dolayısıyla ne olacak buradaki manyetik akımız da artar ve burada da yine indüksiyon EMK'sı oluşur diyebiliriz. Düzgün B manyetik alanın bulunduğu ortamda XY düzleminde bulunan tel çerçeve şeklinde gibidir. Çerçeve döndürüldüğünde lamba ışık veriyor. Buna göre manyetik alanın yönü ve çerçevenin döndürüldüğü eksen hangileri gibi olabilir? Manyetik alanın yönü artı X şu tarafa doğru olduğunda şu şekilde buraya B olarak yazdık. Şimdi buradaki indüksiyon akımının oluşabilmesi için arkadaşlar burada manyetik akı değişimi olması gerekiyor. Manyetik akı neydi? Phi eşittir B çarpı A bağıntısıyla bunu bulacaktık. Şimdi buradaki B'nin büyüklüğü değişmiyor ama burada manyetik alan çizgilerinin geçtiği yüzey alanı değiştiği durumda akıda bir değişim olur. Çünkü manyetik akı bir çerçevenin içinden geçen çizgi sayısıyla orantılıdır. Şimdi manyetik alanı biz artı x yönünde aldığımızda çerçevenin dönme eksenini de y olarak aldığımız zaman yani şu kısım etrafında bu dönecek. Şöyle bunu hayal etmeniz gerekiyor arkadaşlar bu tarafa doğru döndüğünü. Sanki bir kapı var kapanıyor. Ancak bu kapı şu an hani manyetik alanla şu an çerçeve birbirine paralel. Hani şu konumdayken burada herhangi bir çizgi geçmez. Ama biz çerçeve şu konuma doğru getirdikçe içinden çizgi geçmeye başlar. Ve şuradaki manyetik alana en dik olduğu konumda da yani şu konuma geldiği zaman da şöyle çizeyim ben. Buradaki şu x yönündeki manyetik alan çizgileri bunu dik olarak geçmeye başlar. Yani akı en büyük değerine gelmiş olur. Dolayısıyla buradaki akı arttığı için biz burada herhangi bir şekilde indüksiyon MK'sı oluştuğunu ve lambanın ışık verdiğini söyleyebiliriz. O yüzden birinci önermemiz oldu. Peki diğerlerine bakalım.
Acaba diğerlerinde nasıl olacak? Bunları farklı farklı deneyeceğiz. Örneğin ikinci örneğinde diyor ki manyetik alan eksi y yönünde alınırsa. Şimdi biz manyetik alan eksi y yönünde aldığımız zaman bir bakalım. Bu sefer bunu şöyle çizeceğiz bu tarafa doğru. B manyetik alanını. Ve dönme ekseninde bu sefer x ekseni olacak. Şimdi bakıyoruz bunun çerçevenin içinden manyetik alan çizgileri geçer mi şu an? Geçmez. Yani şu çerçevenin kenarına çarparlar içinden geçmezler. Peki ben bunu x ekseni etrafında yine x eksenini şöyle aldım. Bu sefer ne yapıyorum? Şu tarafa doğru şöyle yatırıyorum çerçeveyi, döndürüyorum. Yani x eksenin hani kapın menteşesi x ekseni gibi düşüneceğiz. Ve bu şekilde bunu döndürdüğümüz zaman artık içinden çizgi geçmeye başlayacak. Dolayısıyla burada lamba ışık vermeye başlar. Hemen bunu da silelim. Peki üçüncü öğrenmemiz ne demiş? Manyetik alanın yönü artı z. Bunu şöyle aldık B'yi. Dönme ekseni x. Peki x kısmına doğru biz bunu döndürürsek, hani x ekseninde biz bunu döndürürsek, şu gene z tarafına doğru ben şöyle manyetik alan çizgileri yapayım. Bakın şu an manyetik alan çizgileri çerçevenin içinden gayet geçiyor. Hatta şu an buraya dik olarak çıkıyorlar. Ancak x ekseni etrafını döndürünce artık çerçeve bir süre sonra şöyle bir konuma gelecek arkadaşlar. Döndükten sonra yani şu tarafa doğru dönerse artık geçmiyorlar. Yani manyetik akıda bir azalış olmuş. Çünkü geçen çizgi sayısı azaldı. Manyetik akıda azalma olduğu durumda da akı değişimi olduğu için indüksiyon EMK'sı oluşuyordu. Dolayısıyla burada da gene lamba ışık verir diyebiliriz. Eşit bölümün nötr iletken çubuk düzgün B manyetik alanında sabit B hızıyla çekildiği gibi çekiliyor. Buna göre çubuk üzerindeki KLM noktalarının toprağa göre potansiyeli nedir? Arkadaşlar burada biz artı ve eksi yönleri bulmak için yine 4 parmağımız manyetik alanı gösterecek. Manyetik olan sayfa üzerinden içeriye doğru. Baş parmağımızı hız tarafına çevirdiğimiz zaman avuç içinin battığı yön artı yüklerin toplandığı yöndür. Diğer taraf ise eksi yüklerin toplandığı yön olacak. Tam şu orta noktaya da biz nötr demeliyiz. Dolayısıyla buradaki K pozitif yüklenirken bu negatif tarafta olan L ve M'nin işaretinde negatif olacağını söyleyebiliriz. Arkadaşlar düzgün B manyetik alanında V büyüklüğündeki sabit hızla şekil 1'deki gibi çekilen L uzunluğundaki iletken tenin uçlar arasındaki indüksiyon EMK'sı epsilon olmuş. Bu durumda 1 ve 2. şekildeki bize aslında indüksiyon EMK'ları arasındaki ilişkiyi soruyor. Birincideki durum epsilon kadarsa ikincinin kaç epsilon olduğunu soruyor. Biz birinci için şunu yazabiliriz. Epsilon eşittir B çarpı V çarpı L idi. Buradaki hızla uzunluk dikken biz bunu kullanıyoruz. Ancak dik değilse bu sefer İkinci durumda sinüsü kullanacağız. Biz epsilon 2'ye bakarsak burası ne olacak? 3B çarpı 5V çarpı 2L çarpı ne olacak? Burası sinüs 37 olacak. Peki sinüs 37'nin değeri nedir arkadaşlar? 0.6'dır. O yüzden ben bunu 3 bölü 5 olarak yazıyorum. Buradaki 5'ler gidecek ve geri kalan kısımda ise 18B çarpı V çarpı L kısmı kalacak. Dolayısıyla buna biz epsilon kadar demişsek buradaki E2 ise burada 18 epsilon olarak bulunmuş olur arkadaşlar.